İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Haftanın son iş günündeyiz ve yine karşınızdayız Bakış Açısı isimli programda. Değerli izleyenler, yine Halep'te başlayacağız. Çünkü Halep konusunda birbirinden farklı gelişmeler yaşanıyor, birbirinden farklı açıklamalar geliyor. Hem Türkiye tarafından Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaları yansıtacağız. Hem de Rusya'dan ve Suriye'den gelen haberleri aktaracağız sevgili izleyenler. Yine gündemimizde sevgili izleyenler önemli konular yer alacak. Yurttan, Bursa'dan ve dünyadan haberlerimiz olacak. Önce başlıklar diyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlıkları aktararak başlayalım. Evet değerli izleyenler, Halep'te tahliyeler durdu. Birkaç günden bu yana tahliyeler bir başlıyor, ardından yeniden duruyor. Ve bugün de Halep'te tahliyeler durdu başlığıyla başlıklara başlıyoruz, programa başlıyoruz. Sevgili izleyenler, Suriye'nin Halep kentinde tahliye operasyonlarının askıya alındığı haberi geldi. Bu haber aslında Suriyeliler tarafından da Suriye'deki rejim güçleri tarafından da ifade edildi, teyit edildi yani. Nitekim Suriyeli bir yetkili askıya alındı tahliyeler şeklinde bir ifade kullandı. Suriyeli rejim yetkilileri de Suriyeli yetkilinin detay vermediği açıklamada biraz detay verdi ve muhaliflerin anlaşmayı bozduklarını ifade etti sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı da değerli izleyenler Şii milislerin 800 muhalifi rehin aldığını ifade etti sevgili izleyenler. Tahliye sırasında, daha doğrusu tahliye sırasında 800 kişinin rehin aldığını ifade etti Anadolu Ajansı değerli izleyenler. Muhalif kaynaklarsa tahliye konvoyuna ateş açıldığını ve bazı kişilerin rehin aldığı şeklinde bir haber verdi sevgili izleyenler. Evet, Rusya'nın iddiasına Türkiye'den jet yanıt. Rusya tüm bu gelişmeler olurken Halep'te tahliyelerin durduğunu ifade etti sevgili izleyenler. Bu konuyu geniş bir şekilde manşetler bölümünde aktaracağız ama şu kadarını söyleyebiliriz. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahliyelerin durduğuna ilişkin açıklaması, 4500'ü sivil olmak üzere 9000 kişinin tahliyesi gerçekleşti ve Halep'te tahliye süreci tamamlanmıştır şeklindeki ifadesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yalanladı. Yalanlama geldi daha doğrusu. Nitekim Çavuşoğlu Suriye'nin Halep kentinde tahliyelerin bitmediğini, henüz orada sivillerin olduğunu ve tahliyelerin askıya alındığını ifade etti. Şu an buradan çıkışlar, tahliyeler tamamlanmadı. Halep'ten çıkmak isteyen çok sayıda insan var şeklinde bir ifade kullandı. Rusya'nın bu ifadesi, bu iddiası, tahliyelerin bittiğine yönelik iddiası Suriyeli muhalifler tarafından da yalanlandı. Az önce ifade ettiğimiz gibi bu konuyu geniş bir şekilde manşetler bölümünde aktaracağız. Şimdi Rusya, Suriye, Türkiye cephesinde bugün önemli bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Nitekim Putin, Japonya Devlet Başkanı ile görüştükten sonra yaptığı ikili ortak açıklamada gazetecilerin Suriye konusunda sorularını yanıtladı Putin ve önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine değindi. Ve o telefon görüşmesinde bugüne kadar olmayan bir detayı verdi Putin. Ne dedi Putin? Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan'da Astana'da Suriyeli muhalifleri ve rejim güçlerini bir araya getirecek yeni bir görüşme önerdiğini ifade etti. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştıklarını söyledi Putin. Bu anlaşmaya göre Suriyeli muhaliflere öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, rejim güçlerine öneri ise Putin yapacak. Yani bir bakıma iki taraf arasında Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arabulucu olacak. Bu görüşmenin Cenevre görüşmelerine bir alternatif, bir rekabet oluşturmayacağını,
Tam tersine Cenevre görüşmelerini tamamlayacak bir tamamlayıcı bir nitelikte olduğunu ifade etti Putin. Ancak şunu da hemen belirtelim. Az önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Suriye konusundaki açıklamalara değindik. O açıklamalarda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu işte Putin'in az önceki anlaştık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştık sözlerine temkinle yaklaştı. Nitekim Çavuşoğlu 60 bin kişiyi öldüren Esad'la bir araya gelmelerinin anlaşmalarına soğuk baktıklarını ifade etti sevgili izleyenler. Yani Putin'le Çavuşoğlu'nun sözleri arasında çelişki var diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki günler hangi gelişmelere gebe olacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir açıklamaysa Trump'tan geldi, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Trump'a da Suriye ile ilgili bir soru yöneltti ve orada çok üzücü hadiselerin yaşandığını ifade etti ABD Devlet Başkanı Trump. Oradaki insanlara yardım edeceğiz, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağız. Orada güvenli bölgelerin oluşturulmasına yardımcı olacağız şeklinde bir ifade kullandı Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Trump. Evet, şimdi Suriye'deki gelişmeleri bir kenara bırakıyoruz. Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de de bir takım gelişmeler yaşanıyor. Dün sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ve Kocaeli Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan. İşte bu hanımefendi gördüğünüz gibi meclis kürsüsünde bütçe görüşmesi yapılırken Kütahya Belediyesi'nin Evlilik ve Aile Hayatı isimli kitabı kaldırarak tepki gösteriyor. Peki bu kitapta hangi ifadeler var? Sevişirken konuşursan çocuğun kekemi olur. Çok eşlilik yararlıdır. Evin erkeği öfkelendiğinde eşi susmalıdır şeklinde bir takım ifadeler yer alıyor. Ve bu kitabı neden Kütahya Belediyesi'nin dağıttığını sorguluyor. Daha doğrusu eleştiriyor Fatma Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. İşte bu gelişme üzerine bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da bir açıklama yaptı. Ve o da benzer bir açıklamayla vallahi çağ bilime uymayan bu kitabı biz ne okuyabiliriz ne de bakabiliriz şeklinde bir ifade kullandı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz. Geçelim diğer gelişmelere. Evet, birkaç gündür Halkların Demokrasi Partisi HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili HDP'lerin bir iddiası vardı. Kalp spazmı geçirdiklerine dair. Bugün bu iddialar üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı ve Demirtaş'ın 3 profesörden oluşan heyet tarafından sağlık kontrollerinin yapıldığını ve sağlık konusunda Demirtaş'ın hiçbir sorunu olmadığını ifade ediliyor Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında. Evet, diğer haberimiz. AK Partili Belediye Başkanı'na ihraç yolu, fotoğraftaki isim kim? AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptı bu açıklamayı. Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi. Gerekçe ise belirtilmemiş. Önümüzdeki günlerde Merkez Disiplin Kurulu'ndan çıkacak karara göre gerekçeyi de açıklayacağız, bir açıklama yapacağız deniliyor. Ancak açıklamadan anlaşılıyor ki AK Partili Belediye Başkanı'nın ihracının yolu gözükmüş oluyor. Cinsel istismara 135 yıl ceza, bu haberde Adana'dan geldi. Son aylarda, son günlerde çocuklara yönelik cinsel istismar haberlerinde farkındaysanız ciddi bir artış var. Türkiye'nin dört bir yanından bu yönde haberler geliyor. Bursa'da da geçtiğimiz günlerde bir dava vardı, cinsel istismar davası. Tutuksuz yargılanan bir şahsın ilk duruşması yapıldı. Adana'daysa 10 öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla bir dava sürüyordu. Mart ayında tutuklanmıştı öğretmen ve o öğretmenin cezası belli oldu. 135 yıl sevgili izleyenler, çocuklara yönelik, kendisine emanet edilen çocuklara
cinsel istismarda bulundukları mahkeme tarafından karar verilen öğretmen 135 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Evet, jandarmalar göreve hazır. Şimdi İzmir'e uzanıyoruz. Terörle mücadelede görevlendirilecek jandarmalar kursu tamamladı. İzmir 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda sevgili izleyenler teröristle mücadele kursuna katılan 2759 uzman erbaş bugün mezun oldular sevgili izleyenler. Bir törenle mezuniyet sertifikaları verildi ve uzman erbaşlar Doğu ve Güneydoğu illerinde tayini çıktı. Buralarda görev yapacaklar ve terörle mücadele noktasında görevlerini devam ettirecekler sevgili izleyenler. Evet, yumurta son haberimiz, bir yumurta haberi. Neden bunu başlıklara koyduk? Çünkü yumurtada çok ciddi bir zam oranı var. %100'e varan bir zam söz konusu sevgili izleyenler. Kütahya Yumurta Üreticileri Birliği de bu yönde bir açıklama yapmış. İki gerekçe öne sürüyorlar. Birinci gerekçe dolardaki artış, ikinci gerekçe ise sevgili izleyenler kuş gribi vakalarının artması. 30 yumurtanın olduğu koli zamdan önce 7 liraya satılıyordu. Ancak artan maliyetler ve az önce saydığımız unsurlar nedeniyle o 30 kolilik yumurtanın fiyatı 14 liraya çıkmış değerli izleyenler. Üreticiler yumurtaki bu fiyat artışı nedeniyle Türkiye'de bir talep düşüşünün yaşandığını da ifade etmişler sevgili izleyenler. Yumurta kalori bakımından, protein bakımından çok zengin bir yiyecek. Etin yerini tutuyor, kırmızı etin yerini tutuyor. Kuşkusuz bu haber pek iç açıcı bir haber değil diyelim ve başlıklara noktayı koyup manşete geçelim. Evet, yine Halep diyoruz. 3 günden beri manşetimizi süsleyen Halep haberi. Nitekim Halep'te birbirinden ilginç haberler geliyor dedik. Birbirinden farklı açıklamalar geliyor. Rusya tarafından da, Suriye'nin muhalifleri cephesinden de, Türkiye tarafından da çok farklı açıklamalar geliyor sevgili izleyenler. Zaten Halep ve Suriye konusunda son günlerde 3 ülkenin müdahil olduğunu ve o 3 ülkeden açıklama geldiğini görüyoruz. İran, Rusya, Türkiye ve elbette Suriye rejim güçleri de Suriye'deki gelişmeler konusunda açıklama yapıyorlar. Evet, başlıklarda da belirttik sevgili izleyenler. Dün gece aslında anlaşmaya varılmıştı ve sivillerin tahliyesine yönelik işlem gerçekleşiyordu. Ancak Suriyeli rejim güçleri muhaliflerin anlaşmaya uymadıklarını söylemişti. Hangi anlaşma? Hatırlayalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar ve 4 maddelik bir anlaşmaya istinaden tahliyelerin yeniden başladığını biliyorduk. Ancak işte o Suriyeli askeri yetkilinin ifade ettiği anlaşmanın bozulması ve hemen ardından Şii milislerin 800 kişi rehin alması hadisesi beraberinde geliyor. Peki anlaşmanın bozulma maddesi veya gelişmesi hangisi sevgili izleyenler? İranlı Şii milisler ve Suriye'nin rejim güçleri sadece sivillerin değil, sivillerin yanında En-Nusra cephesine oluşturan militanların da dışarıya çıkmak istediğini, şehri terk etmek istediklerini ifade ediyorlar ve bu militanların da yanlarında ağır silahlar götürmek istediklerini ifade ediyorlar. Karışıklık da buradan çıkıyor. Nitekim hem Rusya hem İran cephesi hem de Suriyeli rejim güçleri Halep kentinden sadece sivillerin ve yakınlarının çıkmasına, militanların ailelerinin çıkmasına izin verdiklerini ifade ediyorlar. Ancak militanların, yani onların ifadesiyle teröristlerin, El-Nusra'ya bağlı teröristlerin kentten çıkmasına izin vermiyorlar. Ya teslim olmaları, teslim olmuyorlarsa da imha edilmelerini istiyor sevgili izleyenler. Suriye'nin rejim gücü ve arkasındaki Rusya ve İran cephesi anlaşmazlıkta buradan çıkıyor sevgili izleyenler. Ancak
Türkiye'den yapılan açıklamada bundan farklı bilgiler geliyor. Çünkü az önce ifade ettik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hala Halep'te sivil güçlerin olduğunu ve kentten dışarı çıkmak isteyen birçok sivilin olduğu ifade ediliyor. Ancak bugün bir dışişleri yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ilginç bir ifade kullanıyor. Bu uzun zamandan beri ilk kez gelen bir ifade. Nitekim o yetkili, Türkiye'nin çekincesi En-Nusra cephesi, Halep'te 200 kadar En-Nusra militanı bulunduğunu belirtiyor ve tahliye sürecinde muhalifleri En-Nusra'dan uzak durmaları konusunda uyardıklarını söylüyor. Yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi sivillerin En-Nusra militanlarıyla aralarına mesafe koyup tek başlarına kentten çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Peki şimdi ne kadar orada sivil var? Bu konuda Rusya Dışişleri Bakanlığı 4500'ü sivil olmak üzere 9000 muhalifin kentten dışarı çıktığını ve tahliye işleminin bu sayıdan sonra tamamlandığını ifade ediyor. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak bu noktada bir soru sorulmuş kendisine. Halep'te 80 ila 100 bin arasında sivilin tahliye edileceğini açıklamıştı Kaynak. Ancak bu sayı revize edildi. Çünkü Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bu soru yöneltildi. Kaç kişi orada var, kaç kişi kentten ayrılacak şeklinde. Veysi Kaynak'ın 80 ila 100 bin dolayındaki sivil sözünden farklı olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oradan ayrılacak sivillerin sayısıyla ilgili herhangi bir rakam telaffuz etmedi bugün sevgili izleyenler. Nitekim esasen sürecin sonunda, tahliye sürecinin sonunda bu sayıyı size verebilirim şeklinde bir ifade kullanıyor sevgili izleyenler. Özetlemek gerekirse Rusya sivillerin kentten ayrılma işleminin bittiğini, orada kalan varsa En-Nusra militanları olduğunu ifade ediyor ve bunlarla mücadele edileceği, bunların etkisiz hale getirileceği sinyalini veriyor. Türkiye ise hala ve muhalifler hala orada sivillerin olduğunu ifade ediyor. Bakalım önümüzdeki günler hangi gelişmelere gebe olacak. Evet, sosyal medya diyoruz sevgili izleyenler. Sosyal medyanın olmazsa olmazı, hayırlı cumalar. Ardından Ayşenur Arslan, gazeteci Ayşenur Arslan bugün gazeteciliği bıraktığını açıkladı ve bunu Twitter hesabından duyurdu. Ayşenur Arslan bir televizyon kanalında Hüsnü Mahalli ile birlikte bir televizyon programı sunuyordu. Medya Mahallesi şeklinde ve Hüsnü Mahalli'nin bugün biliyorsunuz tutuklu halde. Ayşenur Arslan da bu hadiseye tepki göstererek gazeteciliği bıraktığını söyledi. 146 gazetecinin tutuklu olduğu ülkede artık yayın yapmayacağım şeklinde bir Twitter mesajı attı. Bazen susmak en güçlü tepkidir. Susarak bağırıyorum, hoşça kalın diyerek de vedasını yapmış Ayşenur Arslan sevgili izleyenler. Ve bu da Twitter'da, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmiş Ayşenur Arslan'ın gazeteciliği bırakması. Kafir dostu İran, İran'a yönelik Türkiye kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sosyal medya bu tepkilerin aynası sevgili izleyenler. Bugün de İran'la ilgili taklar açılmaya devam edilmiş kafir dostu İran ifadesini görüyoruz. Neden İzmir? Neden bu ifade var, hemen söyleyelim. Çünkü sevgili izleyenler, İstanbul'daki geçen hafta hain PKK terör örgütü tarafından, PKK terör örgütünün taşeron örgütü tarafından yapılan hain saldırının ardından sevgili izleyenler, bir sosyal medya kullanıcısı neden İzmir'de patlama olmuyor, yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı şeklinde bir mesaj paylaşmış, bir Twitter mesajı atmıştı. İşte bunun üzerine İzmir Barosu yönetimi bu sosyal medya kullanıcısı hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulundu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakla ve aslında nefret suçu işlemekle işlemek iddiasında bulunuyor İzmir Baro yönetimi, değerli izleyenler. Her zaman söylerim, diğer bir ifade, kar duası edelim. Halep'te 800 kişinin Şii İranlı Şii milisler tarafından, İran Şii güçleri tarafından rehin alınması sosyal medyada tepkilere neden oldu, değerli izleyenler. Bir tweet okumak gerekirse, İranlı milislerin Halep'te 800 sivili rehin aldığı söyleniyor. Anlaşılan o ki İran sağ tek bir kişinin Suriye'den çıkışına izin vermiyor şeklinde bir ifade kullanmış bir sosyal medya kullanıcısı. Ve son olarak protesto ediyorum şeklinde ifadeyle sosyal medyaya da noktayı koyalım. Şimdi günün fotoğrafına geçelim ve günün fotoğrafıyla programı da haftayı da kapatalım. Son günlerde sevgili izleyenler, haber ajanslarına Halep'le ilgili birbirinden çarpıcı fotoğraf kareleri geliyor. Dün de Halep'ten bir fotoğraf karesi paylaşmıştık. Bir aile elinde serumu, kucağında çocuğu ve arkasında eşiyle birlikte Halep'i terk ederken adeta insanlık dramının fotoğrafını da veriyordu tüm dünyaya. Bugün de Halep'le ilgili bir fotoğraf karesini paylaşacağız. Burası Halep, sivillerin tahliyesiyle ilgili bir fotoğraf karesi. Ana baba gününü andırıyor. Ancak burası bir pazar yeri değil, çarşı da değil sevgili izleyenler. Kenti terk etmek isteyen siviller burada bekliyorlar ve bir an önce kentten çıkmak istiyorlar. Çünkü Halep kendileri için tekin bir bölge değil sevgili izleyenler. Evet, bu haftayı noktalıyoruz. Bakış açısında Cuma gününün, bu haftanın daha doğrusu son programını Cuma günü yapıyoruz. Haftaya yine aynı saatte, Pazartesi günü saat 17.30'da biz karşınızda olacağız. İyi hafta sonları dileriz, iyi bir akşam dileriz. Hoşça kalın.